Ya neden Sony? Neden Canon değil? Neden Nikon değil? Neden başka bir marka değil? Gelin anlatayım size. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Birçoğunuzun neden Sony'ye geçtiğimi ...açıklayacağım bir içerik beklediğinizin zaten ben farkındayım sevgili dostlar. O yüzden bugün o içeriği yapayım dedim. Ve bunları da ben şöyle bir herhalde yazdım. Bakayım bir sıkıntı yok galiba. Evet, 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 evet. Evet sevgili dostlar. Neden Sony? 12 maddede bunları açıklayacağım. Birinci madde teknolojik öncelik ve üstünlük. Şimdi teknolojik öncelik ve üstünlük derken... Şundan bahsediyorum. Biliyorsunuz değil mi şu anda Sony birçok markaya sensör üreten bir kere üretici bir firma. Sony yıllar yılı RG'ye belki de bu üç marka arasında en çok para harcayan marka. Sony otofoküste endüstri lideri iken diğer markaların ulaşmaya çalıştığı seviyeye yaratan marka. Şimdi Sony bu yüzden Sony. Ve Sony sadece ee, kamera üretmiyorsun yıllar yılı görsel konuda görsel bir marka oldu televizyonuyla kamerasıyla bilmem neyle profesyonelliğiyle işin teknolojik üstünlüğünü kusura bakmasın ama e, diğer markaların bir parça önünde olduğuna inanıyorum evet Canon için belki e, ya böyle değil falan diyebilirsiniz ama eee Zannediyorum Canon'dan da, Nikon'dan da daha önce aynasız sisteme geçen marka. Şimdi ikinci sebebi benim için çok önemli olan sebeplerden bir tanesi form faktörü. Yani form faktörü dediğim nedir? Ebat, ağırlık, taşınabilirlik. Şimdi ilk başlarda ben Fuji'ye geçtiğim zamanlar Fuji'ye geçmemdeki sebeplerden bir tanesi o form faktördü. Çünkü... Fuji'ye geçtiğimde ben DSLR'dan geçtim Fuji'ye ve Nikon d 8 geçtim. Çok affedersiniz baya böyle sağlam bir makinaydı, büyük makinaydı, ağır makinaydı, lensleriydi bilmem neydi falan ve oğlum bir günlük e, nikahını ve nikah, nikahla ilgili bütün şeyleri çektikten sonra ben iki gün yerinden kalkamadım ki o zaman kaç yani 11 12 sene önce çok daha genç bir insan olarak inanılmaz yorulmuştum. Ve dedim ki yeter ya yani bu ölçüdeki kameralar artık taşınmaz kameralar. Ve o arada da Fuji filmi incelemiştim ve X-T2'ye geçtim. X-T2 de o zamanlar x sensörüyle ve e, daha zannediyorum o zamanlar e, işte şey geçmişti, Sony geçmişti geçmişti de birçok marka hala DSLR'da ısrar ediyordu. Fuji film de e, az seçeneklerden bir tanesiydi. Yıllar içerisinde e, baktım ki Sony... İnanılmaz geliştirdi kendini. Özellikle de otofokus konusunda Allah'ım yarabbim nerelere getirdi ya. En son yine de sadece bu iş için AI çip. Ve zannediyorum Fuji filmle de bu konuda ortak çalışıyorlar ama Fuji film niye bu konuda hala başarısız onu bilmiyorum. Ama şu anda yapışkan mı yapışkan yani şu anda hala kim bana ne anlatırsa anlatsın. Evet Canon başarılı, Nikon'da başarılı. Ama ben R5'i denedim. R5'in otofoküsü kim bana süper derse desin yine de bir son ayarında olmadığına inanıyorum. Bir diğer sebep bu ilk, yani üçüncü nokta zaten otofokus ve AI çipti. Şimdi dördüncü sebep hibrit yapısı. Hibrit yapısı derken yani bugün fotoğrafta gerçekten çok başarılı olmakla beraber bütün kameralarında da videoda yani yeterlinin üstünde size video performansı veriyor. Özellikle bu en son güncel kameralarla beraber. Çünkü yani Sony'ye geçmek için belli bir süre bekledim elbette. Niye bekledim? Belli bir seviyeye gelene kadar bekledim. Ve en sonunda da geldi Sony. Ben belki şey hatasını yaptım. Fuji film bırakmaz idim eğer ki Sony A7 R5'i almasaydım. Ama aldım. Aman yarabbim yani 60 megapiksellik çözünürlük. Müthiş keskin kaleler. Ama çok daha önemlisi biliyor musunuz? Videoda parfokal lensler. Şimdi videoda biliyorsunuz değil mi? Sony şu anda diğer markaların içerisinde bütün kameralarında yine de en az ısınma problemi yaratan marka. Şimdi video üstünlüğüne gelince yani bunu konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama s 3 FX3, FX6, FX9, ZV, E1. Yani arkadaşlar İnsanlar film çekiyorlar ve Hollywood'a film çekiyorlar. Bu kameralarla ve bu sistemle. Dolayısıyla herhalde bunu tartışacak halimiz yok değil mi bizim? Kanon'un ben Canon R5 ile e, Hollywood filmi çekildiğini duymadım. Ama FX3 ile aşağı yukarı aynı para Ben duydum. Dolayısıyla video üstünlüğü konusunda hiç kimse bu konuda benimle tartışmasın. Video üstünlüğü konusunda Sony bu konuda profesyonel dünyada dahi bir numara. Bir şey daha önemli bakın bir şey alırken fiyat performans ve çeşitliliğe bakarım. Ve o çeşitliliğin içerisindeki başarıya bakarım. Şimdi, bana sorarsanız bugün Fuji filmin hala otofoküsteki başarısızlığı sadece kameranın içindeki sistemden kaynaklı değil. Bence lensleri başarısız. Yani lensler eski lens olduğu için videoya da odaklı olmadığı için sürekli o da kaçırıyorlar. Çünkü o lenslerdeki ilk üretim video öncelikli olmadığı için ve Fuji film öncelikle fotoğraf makinesi öncelikli olduğu için daha sonradan videoya giriş yaptılar falan filan ama erken giriş yaptılar. lenslerin düzeltmeden yaptılar. Önce lenslerini düzelteceklerdi. Or yani oraya getireceklerdi ondan sonra. Şimdi yavaş yavaş arkadan geliyorlar. Ama hala Fuji filmde ki XM5 ile de ilgili bir içerik yapacağım. Hala o da kaçırmaya devam ediyor. Yani otofokus artık Güvenilir bir otofokus olduğunu kimse bana söylemesin. Ama solüde öyle bir dert yok. Doğru otofokus seçeneklerine girin. Oda kaçırmak diye bir sorun yok. Ben şu anda mesela e 1 ile yapıyorum. Ben e 1in bir kere oda kaçırdığını görmedim. Ama gerek XS20 ile, gerek XH2S ile, gerek XH2 ile oda kaçırdığıma ben defalarca şahit oldum. Ve onları ben editlemek zorunda kaldım. Ben bunu yani odaktan dolayı edit demiyorum. Ağzımdan çıkan yanlış laf. Kekelediğim noktalardaki sebeplerden dolayı ben edit yaparsam yapıyorum şu anda sonuç sistemimle beraber. Lensler. Lensler. Lensler evet. Bir kere lensler parfokal lensler. Çoğu. Olmayanlarda dahi parfokala parfokara yakın lensler. Parfokal ne demek biliyorsunuz değil mi? Zoom in zoom outlarda e, odak kaçırmayan ve pozlama bozmayan lensler anlamına geliyor bu da var abi yani solüde kusura bakmayın ve çeşitliği çok fazla ve fiyatları çok makul yani makul fiyata da dünya kadar lensi var ve kalitede hiçbir şekilde aşağı kalmıyorlar ve ben mesela f4 lenslerini tercih ediyorum şu andaki çektiğim 20-70 lens gibi çünkü benim bir çekincem yok kötü lens yok sonun ki hepsi keskin birçoğu parfokal müthiş lensler ve sadece o değil. En güzel tarafını biliyor musunuz? Üçüncü parti lens yani lens markaları öncelikle Sony e için lens üretiyorlar. Ondan sonra diğerlerini adapte ediyorlar. Niye? Evet bugün Türkiye'de diyebilirsiniz ki profesyonel dünya kanun tercih ediyor. Yok yani dünya öyle tercih etmiyor abi. Dünya öncelikle kanon tercih ediyor. Pardon dünya öncelikle Sony'yi tercih ediyor. Şimdi gelelim bir önemli konuya daha. Şimdi biz içerik üreticileri için diyorsunuz değil mi aksesuar falan kavramı önemli. ve Bu konuda da yine Sony basit gibi gözüken ama çok faydalı basit aksesuarlar üretiyor. Mesela FX'in üzerindeki XLR e, bağlantı gibi ya da müthiş Schumann mikrofonları gibi en serisi gibi. Bir de daha güzel şey var. Yani bugün Sony'de inanın bana herkese seçenek var ya. Herkese seçenek var. Yani sadece 8 dolarım var. 1000 dolarım var. Makine mi? Var. ZV 10 serisi. E10 serisi. E ben crop sensörü tercih ediyorum. Ki bundan 2 sene öncesine kadar yani bu 6700 çıkana kadar her zaman Fuji filmi ben crop dünyasının bir numarası diye tanımlıyordum ama 6700 çıktıktan sonra objektif biçimde artık böyle bir laf edemiyorum. 6700 FX 30 crop sensörde bugün hakikaten endüstri lideri. Çok üzgünüm Canon ve e, Nikon. Crop sensörde siz hiç mücadele edemiyorsunuz. Etmeyi de denemeyin bence. Siz full frame'de savaşınızı sürdürün derim. Ama sonu öyle mi? Hayır. Her fiyata seçenek var ve her seçenek birbirinden kaliteli seçenek ya. Ne yapacaksınız ya? Üç kuruşum var, üç kuruşa sonu var. Beş kuruşum var, beş kuruşa da sonu var sevgili dostlar. Dolayısıyla bu sebeplerden bir tanesi de bu. En sonunda da yani fiyat performanstan bahsettim. Zaten fiyat performans benim için ha ucuz mudur? Hayır ama fiyat performans Rakamla ilgili ya yani rakamın küçüklüğü ile ilgili değil, verdiğinizin karşılığında aldığınızla ilgilidir. Ki ben şu ana kadar Sony'den aldığım yani verdiğimden çok daha fazlası tanabiliyorum. En sonunda da renkler, evet, birçoğunuz renklerle ilgili şikayette bulunuyordunuz değil mi? Haklısınız, ben de bulunuyordum. Ama bu son seriyle beraber renklerde de artık kimse bana Sony renkleri işte güzel yapmıyor falan demesin. Bakın ne yaptım biliyor musunuz Sonyciler? Profilinizi Nt'ye getirin, beyaz ayarınızı da beyaz öncelikli otomatik beyaz dengesine getirin ve bakın renklere. Bugün Nikon'un daha yeşile kaçışı ya da Canon'un daha macenteye kaçışının haricinde Sony'nin renkleri birebir yansıttığını göreceksiniz bu şekildeki size verdiğim profilde. Ve evet bu sebeplerden dolayı ben Sony'yi tercih ettim ve Sony'ye geçtim. Şimdi. Canon kötü mü? Hayır asla kötü değil. Nikon kötü mü? Hayır asla değil. Yani bugün her iki markada gerçekten üst düzey müthiş markalar. Canon'a kızıyorum çünkü Canon'un enteresan bir şey var. Bir, ürün, ürünleri ucuz değil. Lensleri ucuz değil. Ve ne yazık ki üçüncü partiye de uzun süre e, lens üretimini kapattılar. Nikon, Nikon birazcık geride kaldı. Çok müthiş kameraları var bugün. Nikon Z... 6.3, Nikon Z8, Nikon Z9. Yani kimse diyemez bu, bu kameraların kötü olduğunu ve hakikaten şu anda pazarda yani birini almak yanlış, diğerini almak doğru diyemezsiniz artık. Hepsi birbirinden güzel sadece tercihten ibaret. Ben sadece neden Sony'yi tercih ettiğimi anlattım size. Ve hakikaten çok daha memnunum, çok daha mutluyum. Sevgili dostlar umarım bu içerik sizlere değer katmıştır beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen bu kanala abone olun. Hep beraber bu kanalı büyütmeye devam edelim. Şu ana kadar büyütmenize de büyü büyümesine yardımcı olan herkese de sonsuz teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Yeni arkadaşlarımı da hoş geldiniz diyorum. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.